Sırada D maddesi var. Peki, boru taşmadan önce 50 metreküp su tutabilmektedir. Peki, T büyüktür 8 için boru taşmaya başlamadan önce su, borunun içine ve dışına verilen oranlarda akmaya devam eder. Borunun taşmaya başlayacağı bir W zamanı için bir veya daha fazla integral içeren bir denklem yazınız, ancak çözmeyiniz. Peki. Demek ki borumuz taşıyacak ve biz de borunun taşmaya başlayacağı W zamanını bulacağız. Yani boru 50 metreküp suyu geçtikten sonra taşmaya başlayacak diyebiliriz. Veya şöyle diyelim, 50 metreküp suya ulaştıktan sonra taşmaya başlayacak. Peki, borunun içinde ne zaman 50 metreküp suya ulaştığımızı bulalım önce. Bu zamandaki W diyelim. Bu arada biz büyük W'yu önceki maddelerde borunun içindeki su miktarını veren fonksiyon için kullanmıştık. Yani büyük W küçük W eşittir 50 olacak. Burada yapacağımız şey W'yu bulmak ve soruda diyor ki denklemi yazın ama çözmeyin. Peki. Büyük W'nun küçük W'su şöyle olur. 30 artı integral 0'dan W'ya, şimdi artık T diye bir sınır değişkenim olmadığı için integral değişken olarak T'yi kullanabilirim. Yani RT eksi DT çarpı dt şeklinde yazabilirim. Bu denklem W zamanında boruda bulunan toplam su miktarını veriyor değil mi? Ve bu da 50'ye eşit olacak. O halde borunun taşmaya başlayacağı bir W zamanı için bir veya daha fazla integral içeren bir denklem yazmış olduk. W'yu bulursak taşmaya başlayan zamanı da bulmuş oluruz. Bu arada biz burada 50'ye ulaştığımız andan itibaren içerideki suyun bir şekilde azalmaya başlamadığını farz ediyoruz. Yani 50'yi bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Eğer isterseniz başka değerler de deneyebilirsiniz. Mesela biraz daha büyük bir W seçersiniz ve o zaman da içeri akışın dışarı akıştan daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Yani RW değeri DW'dan daha büyük olur. Bu da borudaki su miktarının artması demektir ki böylece 50 sınırı geçilir. Neyse, eğer isterseniz W'yu böyle bulabilirsiniz. Şimdi bir başka yöntem daha düşünebiliriz. Biz W'nun 8'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman tam olarak 8 zamanında ne kadar suyumuz vardı diye de düşünebiliriz ve bunu da bulmuştuk zaten. 8 zamanında yaklaşık 48,544 vardı, öyle değil mi? Evet, artı 8 zamanından W zamanına kadar eklenen su miktarımız RT eksi DT çarpı DT ve bu da 50'ye eşittir diyeceğiz. Bu ikisi de bizi istediğimiz sonuca ulaştırır. Yani tam 50 metreküp suya ulaştığımızda W değeri bu iki şekilde de bulunabilir ve eğer emin olmak isterseniz de bu W noktasından sonra içerideki su oranının arttığını düşünebilirsiniz. Yani içeri pozitif bir net akış olur. Bu da zaten borunun taşmak üzere olduğu anlamına gelir.